Bu konuda size ilginç bir şey söyleyeyim. İlk görüşmemiz değil. Arkadaşlarımız sizlerle de devam görüşüyor zaten. Görüşüyoruz. Başkanım size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Biz 2 sene önce Milli Parklar'la ortak şekilde afiş çalışması yaptık. Hatta 2 metreyi 3 metrelik hayvan haklarını bildiren afişler. Bu bizim elimize, bunu da ben size takdim edeyim, elimize geçmiş bulunuyor. Bu benim ismim Mehtap Sasen, arkadaşlarımız da tanıtacak size kendilerini. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Ordu temsilcisiyim. Aynı zamanda Orkinos Haytap Üye Derneği Orkinos Genel Sekreteriyim. Hayvan koruma görevlisiyim. Aynı zamanda genel merkezimize sürekli gerek sayın başkanımıza. Biz teşekkür ederiz. Başkanım teşekkür ederim. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabii buradaki mesele bir sosyal medya meselesinden ziyade bir vicdan meselesi. Vicdan meselesi ve erdem meselesi. Daha da önemlisi. Çünkü hayvanların da en az bizim kadar hakkı var. Bizden tabii hatta ki daha fazla, çünkü onların dilleri yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de bize emanet demişler. Sadece o değil, taşın bile üzerimize hakkı var. Yani taşın, toprağın bile, ağacın bile. Şimdi böyle olunca biz bunun üzerinde çok ciddi olarak düşünelim diye bu yatırımları hazırladık. Hatta diğer yerlerden kıstık, buraya ağırlık verdik. Çünkü hakikaten üzerinde hakkı var. Fakat biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Yani hayvanların kendi nasıl anlatacağım? Hayvanların sorunu değil. Sahipsiz sokak hayvanlarının sorunu değil olması lazım. Yani, sahipsiz sokak hayvanları sorunu olmaması. Ben hatta onu da bırakın. Bu evren, dünya bizim ortak malımız. Onlarla evet, beraber şimdi ortak malımız. Evet. Onlar sessiz dünyanın. Yani dili evet olmayan, konuşamayan hayvanların hiç hakkı. Biz tabii tabii hepsi ben bir hayvan severim aslında. Yani bunu ve bunu da buraya yansıtmak istiyorum. Çünkü bu şehri ortak kullanacağız. Biraz önce dedim, onlar orası bir tecrit yeri değil. Tecrit değil, bir toplama alanı değil. Ancak çok fazla son zamanlarda çok fazla bizim bu iyi davranışımızı gördükleri için diğer yerlerden de geliyor bize. Hem yani de geliyor. Daha önceki nasıl olsa iyi bakılıyor diye. Daha önceki yönetiminde burada evet çok eksiklikleri olduğu için su toplandı bardak taşlar. Şimdi geliyor. Biz çünkü hepsini insani olarak karşılıyoruz. Hı-hı. Ben bizzat ameliyatlarını inceledim. Yani çok gittim, güzel kendim gittim. Hı-hı. Acaba dedim burada yani bir hastanedeki gibi mi yapıyor yoksa yani biraz daha mı diye. Ben onlara gittim. Hı. Kendim hatta ani baskın yaptım. Ani gittim. Habersiz gittim. Hı hı. Habersiz gittim. Bakayım dedim yani nasıl yapılıyor? Hı hı. Ne yapıyorlar? Habersiz. Yani hiç kimsenin haberi olmadan gittim, inceledim. Oradaki ayrılanlara baktım. Fakat tabii burada şöyle bir şey var. Çok şöyle. Aslında resmi çektiğiniz yere de bağlı. Yani şimdi orada hasta olanlar var. Çünkü onlar ayrılıyorlar. Pitbull'ların ayrı olduğu yer var. Yani yasak olanların Arjantin cinsi olanlar var. Şimdi bunların hepsinin ayrı yerleri var. Ama bunu gelişi güzel çekilirse farklı bir yoruma da sebep oluyor. Mesela size bir örnek vereyim. Bir hayvansever oraya gidiyor. Bundan bir ay önce hayvansever değil. Onu hayvansever olarak evet görmüyoruz. Gidiyor orada 15-20 tane pitbull'un içerisinde hormon yüklendiği için vakti zamanında sahibi tarafından barınağa getirildikten sonra korkunç bir kemik çöküşüne şey yapan bir hayvanın videosunu alıyor ve bunu sosyal medyada Ordu Barınağı'nda açlık varlığı paylaşıyor. Bunun gibi şeylere mail vermememiz için bizler sizin arkanızdayız her zaman. Hiçbir zaman sorun teşkil etmiyoruz ve şöyle bir sizlerden şöyle bir inanç istiyoruz. Sahipsiz sokak hayvanları sorunu değil de sahipsiz sokak hayvanlarının sorunu olması lazım. Bakınız bizler oraya arkadaşlarımızla birlikte bir ay önce gittik. Orayı videoladık. Size ulaşmak için, size göstermek için ama bunu sosyal medyada paylaşmak için değil. Ne olur yanlış anlamayın. Asla hiçbir zamanda paylaşmadık. Neden paylaşmadık? Size ulaşmamız gerekiyordu. Ama maalesef bizden bağımsız hayvan haklarıyla uğraşan kurumlar da var, arkadaşlar da var. Onlar da iyi niyetiyle gidip oradaki hayvanların durumlarını görüp size ifade etmek istemişler ve bu videoları çekerek maalesef sosyal medyada patlamış durumda. Yani şimdi bizim çözüm önerilerimiz var elbette. Size çözüm önerilerimizle geldik. Ve biz bir sivil toplum kuruluşu olarak hatta size
her türlü arkanızda olduğumuzda ifade etmek isteriz. Ama ilk öncelikle ilçe belediyelerinin acilen bir rehabilitasyon merkezi yapması gerekiyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu bağlamda hiçbir şekilde onlar yapmıyor diye onların yükünü alarak kendi alanını daraltmaması gerekiyor. Bu sorunların hiçbirisinin sizinle alakası olmadığının altını çizebilirim. Bu sorunlar daha önceki yönetimden gelen sorunlar. Yani bu bir günden iki güne olan sorunlar değil. Kesinlikle. Bu yıllar süren sorunlar. Popülasyon arttıkça arttı. Federasyonunun Bir Bakım Evi Nasıl Olmalı adlı eğitim CD'si. Biz sizinle görüştüğümüzü ifade edeceğiz. Aslında bunu paylaşacağız. Başkanım, ben teşekkür ederim. Mahmut Başkan benim hocam. Mahmut Başkan. Hoşçakalın. İyi akşamlar.